Cevap Gündemi izleyicileri. Yayın konuğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, İnşaat Yüksek Mühendisi Enver Sedat Yahlizade. Sedat Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kamuoyu sizi yakından tanıyor. Basın camiası da yakından tanıyor. Ama yine de vatandaşlarımız için sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Enver Sedat Yahlizade. İnşaat Yüksek Mühendisiyim, İşletme Fakültesi mezunuyum, bir de Adalet mezunuyum. Hem teknik, hem ekonomi, hem de hukuk konusunda eğitim almışım daha doğrusu. 25 yıldır Urfa merkezde yaşıyorum. Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı görevini yürütmüştüm önceki dönemlerde. Şanlıurfa'da ikamet ediyorum, 25 yılı aşkındır. Mühendislik, proje, danışmanlık, inşaat işleriyle meşgul oluyorum. Şimdi birçok bir koltuğun altında birkaç karpuz taşıyan, gerçekten de birçok alanda da kendisini yetiştirmiş bir iş insansınız. Neden siyasete girme gereği hissettiniz ve burada neden AK Parti tercih ettiniz? Şöyle, aslında ben 2013 yılında, bundan 10 yıl önce de Büyükşehir Belediye Başkan adayı müracaatım olmuştu aynı şekilde. Evet. Bu ikinci defa müracaatım oluyor. Hı hı. Neden böyle bir yola girdiğime gelecek olur isek, kendim Urfa'da Harun Üniversitesi'nin Osman Bey kampüsü, ana kampüsünü biliyorsunuz. Evet. Hepimiz biliyoruz zaten şurada. Onun kuruluşundan itibaren oradaki binaları çıkardığınız zaman tamamının yürüten mühendisim. İmalatların tamamı. Bunların ne olduğunu ben kısaca arz etmek istiyorum sizlerle. Altyapının tamamı, yani kanalizasyon hatları olsun, yağmur suyu drenaj hatları olsun, yollar, kaldırımlar, peyzaj, oradaki elektrik hatları, trafo binaları, su depoları, ondan sonra içme suyu şebekesi, arıtma tesisi ve kampüsün su depoları, bir de kampüsün tüm ısıtma sistemini. Göletler de dahil, unutmayalım. Dahil 4 tane gölet, toplam 72 bin metrekarelik alanda olan bu göletlerin tamamını sıfırdan en başından sonuna kadar mühendis olarak yürüten kişiyim. Böyle bir tecrübe, deneyimim var. Tabii biz Urfalıyız, Urfa'da yaşıyoruz. Böyle bir tecrübe, birikim olunca tabii Urfa'yı da yıllardır burada yaşıyoruz, görüyorum. Buradaki yani eksikleri görünce ya da Urfa için bazı projeleri gerçekleştirmek istediğim için, kısacası daha güzel bir Urfa olsun diye, daha modern yaşanabilir, büyük bir köy görünümünden çıkıp böyle gerçek böyle bir modern bir şehir havası, şehire benzesin diye ben bu yola girmiş oldum. Neden büyükşehir diyecek olur iseniz, yani ben tecrübem var diyorum, kendime güveniyorum. Ekiplerim var benim, beraber çalıştığım insanlar var, teknik insanlar var her meslek grubundan. Yani insanlarla ilişkilerim iyi, anlaşabiliyorum, beraber çalışabiliyorum, projeler ortaya çıkarabiliyoruz. Bu sebepten dolayı Urfa'yı da diyorum ki, hani Şanlıurfa var, Urfa, ben Urfa diyorum. Gerçek bir Urfalıyım ben, öyle diyeyim ben size. Evet. Yani Urfa'mızı gerçekten büyük bir köy görünümünden çıkarıp modern bir şehir haline, kent haline getirmemiz mümkündür. Bu sebepten dolayı ben bu yola girdim, başvurdum. Neden AK Parti diyecek olur sorunuza gelince. Evet. Efendim şimdi AK Parti malum 20 küsur yıldır hep seçimleri kazanan iktidarlar zaten. En büyük etkeni belediyecilik konusunda çok tecrübeli olmasıdır. En başındaki insan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan zaten belediye kökenli bir insandır. İstanbul'un bin bir türlü problemleri, sorunlarının hepsini kendisi çözmüş bir insandır. Tüm Türkiye bunu zaten biliyor. Bunları çözdükten sonra da zaten o başarı kendisini bu noktaya getirmiştir. Yani AK Parti de tüm belediyecilik konusunda çok tecrübeli, önem veriyor. Bu sebepten dolayı Urfa'dan, AK Parti'den ben büyükşehir olarak müracaatımı yaptım. Ödenek zaten veriliyor. Yani şu anda Urfa'nın
Yanlış değilsem 12-13 milyar üzerinde bir bütçeden bahsediyorlar. Ciddi bir rakam, az değil gerçekten. Eski parayla 2024 bütçesi 14 katrilyon civarında bir bütçesi var. 14 değil mi? Evet. Evet, siz daha net söyledi. Ben bunu net bilmiyordum. İşte 14 katrilyon bütçesi olan bir şehirden söz ediyoruz. Urfa zaten kendi başında birçok ilçesi de zaten il büyüklüğünde. Evet. Mesela bizim 81 il içindeki bazı illerle kıyasladığımız zaman ya bazı ilçelerimiz gerçekten il büyüklüğünde. Evet. Böyle bir yer var, 2,5 milyon diyoruz. Belki şu anda misafirleri, sığınmacı misafirlerimizle beraber 3 milyon üzerinde şey var, nüfusu olan bir yer. Bu şehri yönetmek yani ciddi bir şey gerektirir. Kapasite gerektirir, tecrübe gerektirir, bilgi birikim gerektirir, kişisel yapıyı gerektirir, karakteri getirir, mücadele gerektirir. Yani Sedat Bey, tam burada soralım. Partinin size alay göstermesi durumunda ve seçilmeniz durumunda nasıl bir vizyon ve nasıl bir ekiple şehri yöneteceksiniz, şehre hizmet edeceksiniz? Şimdi her şey ekiple olur zaten. Ekibiniz olmadan başarılı olma şansınız yoktur. Bir kere ekibini düzgün seçeceksiniz. Yani tanıdık, etik falan ziyade gerçekten liyakat ehli, bunların altından kalkabilecek, yapabilecek, hakkını verebilecek insanlarla çalışmanız gerekir. O sizi başarıya götürür. Tek başınız altından kalma şansınız yok ama tecrübeniz olması da önemlidir. Bilgi birikim olması elbette ki önemlidir. Başını siz çekeceksiniz. Ekibi yönlendirecek olan da sizsiniz. Yol haritasını siz çizeceksiniz. Bu bir. İkinci konu, Urfa'nın problemleri zaten bellidir. Şimdi Şanlıurfa'ya siz çıktığınız zaman bir köy gibi. Maalesef çok öyle. Büyük. Yani %60'ı, 65'i, %70'i gecekondu olan bir şehirden bahsediyoruz. Tabii ki hem de merkez, yani merkezi de öyledir. İlçeleri zaten söylemek istemiyorum. Böyle bir realite var, böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Şimdi bunu ben diyorum, bir kent, modern bir kent haline getirelim diyorum Urfa'yı. Bunu getirme neyle ilgili? Önce altyapıyı çözeceksiniz. Altyapı çözülecek. Ondan sonra yani her zaman yapboz olmasına gerek yok. Şimdi bu neyle olur? Mesela diyor gece kondudan söz ediyorsunuz değil mi bunları? Yani bunların olmasına gerek yok ki. Ben daha önceki programlarında dile getirmiştim mesela. Kayseri örneğini vermiştim. Belediye olsun, valilik olsun yani on binlerce konut yapıyorlar. Şimdi mesela bir deprem sürecini atlattık mesela. Maalesef. Vefat edenler oldu. Allah rahmet eylesin hepsine. Rahmet diliyoruz, sabırlar diliyoruz yakınlarına. Türkiye ekonomisi de burada ciddi anlamda 100 milyar dolar üzerine bir bütçeye maliyeti olmuştur gerçekten. Maalesef. Ciddi bir rakamdan söz ediyoruz. Şimdi bu bir örneğin en kötü mahallemiz Urfa'da Bahçelievler. Hem binaların çok 40-50 yıllık olmasından dolayı birçoğu da şu anda hasar gördü. Birçoğu yıkıldı, bir kısmı da şu anda yıkılmayı bekliyor. Ben de diyorum madem böyle bir şey olmuşsa hani bunu mesela ne yapabiliriz? Basit bir örnek. Yani yerinden dönüşüm de var, bir de kentsel dönüşüm de var. Biz bunları ne yapabiliriz? Mesela ada bazında dönüşüm yapma şansımız vardır. Çoğu yıkılmış, hasar görmüş değil mi? Biz belediye olarak buna mesela öncülük yapabiliriz. Ada bazında komple dönüşüm yaparız. Site çevrinde olur, blok halinde çözeriz mesela. Hem daha Bahçelievler şu anda gerçekten yolları dar, park problemi yok, sosyal donatı dersek yok, yeşil alan zaten yok. Otopark problemi ciddi anlamda şu anda yaşanıyor. Ne olur komple siz mahalle bazında bunu ada olarak çözerseniz mesela gerçekten şehrin göbeği, ana merkezi olan Bahçelievler'de mükemmel bir mahalle, şehri ortaya çıkarma şansımız olacaktır. Yani fırsattır şu anda demek istiyorum. Hani dediniz ya nasıl yapılabilir? En basiti bu. Deprem oldu. Bunu mesela en azından olan olmuş. Bundan sonrası ne ama binaların ömrünü uzatmış olur. İnsana güzel bir yaşam alanı sunmuş oluruz. İkinci konu mesela, şimdi mesela bir sel felaketi yaşadık. Maalesef. Vefat edenlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi bunların aslında biz işimizi, ödevimizi gerçek anlamda yapmış olsaydık bu vefatlar olmayacaktı. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Her zaman söylediğim bir cümle var. Doğal afetler takdiri ilahidir. Yapacak bir şey yok. Ama bunların felakete dönüşmesi tamamıyla kulun İnsan, takdiridir. Evet. Yetkililerin takdiridir. Söz hakkı olanların, yetkili ve etkili olanların, ihmal edenlerin takdiridir. Kusurlu olanların takdiridir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi sel oldu değil mi? Şimdi
Siz o yağmur yağdığı zaman doğal bir afet değil mi? Siz bu yağmur yağdığının suyun gidecek yerler var. Mazgallar var, drenaj hatları var, yağmur su şebekeleri var değil mi? Şimdi eğer biz gelip de o mazgalları kış bakımı ya da kışında her ay temizliğini yapıp gerekirse haftada bir bakımını yapmazsak ne olacak? Tıkanır ve yağan o yağmur, afet dediğimiz yağmur mesela fazla metrekareye yağan yağmur miktarı fazla diyoruz ya mesela. Hı hı. Onu mesela ne yapmış? Ona bir su gideri vermediğimiz için ne olacak? Su taşacaktır. Sele sebep olacaktır. Sorun mu ki? Bizleriz. Nasıl ki şu anda mesela herkesin evin çatısında, damında, terasta mesela bazen su damlaması oluyor. Hı hı. Üzerine çıkıp baktığınız zaman ne oluyor biliyor musun? O süzgeçler genellikle diyorum. Süzgeçlerin içerisinde komple kuş pisliği ve yaprak komple tozlanmış dolmuştur. Siz orayı temizlediğiniz zaman eğer su ne olacak biliyor musun? Deme gitmeye başlayacaktır. Ama temizlemezseniz ne olacak? Su gidecek yeri yok, damlamaya başlayacaktır damlarda. Bu da aynı olaydır. Siz ızgaraları, mazgalları, süzgeçleri temizlemediğiniz zaman suyun gidecek bir yeri yok. Bekleyecek, başka yerlere zarar verecek. İşte abide kavşanı diyoruz. Altında ızgaralar vardı, doğru mu? Doğru. O mazgallarda niye su gitmedi? Basit bir örnek. Altında komple box var. Yani ölçüsünü bilmiyorum. Boyutu kaç? En az 2-2 metre olması lazım mesela değil mi? Hı hı. Su oraya giderse gidecek. Yolu belli zaten. Gidip, su gideri var yani. Ama orası evet. Tıkandığı için su gidecek yeri bulamamıştır. Sedat Bey, şimdi hani çok fazla detaylara takılmadan sizin diğer projelerinizi de ben öğrenmek isterim. Şimdi anlattıklarınızın ışığında seçildiğiniz takdirde en büyük önceliğiniz kentsel dönüşüm ve altyapı olacak. Ama bir büyük şehir. Şanlıurfa hani tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle gerçekten Türkiye'de örnek bir şehir. Sizin bu alanlarda projeleriniz var mı? Seçildiğiniz takdirde işte gençler için, engeller için neler yapmayı planlıyorsunuz? Onlara bir ufacık değinir misiniz? Tabii ki. Şimdi çok güzel bir konuya temas ettiğini teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Şu anda madde bağımlısı olayı almış başını gitmiş Urfa'da. Bunu çok iyi biliyoruz. Açıklanıyor zaman zaman gerçekten. Gençler şu anda eğer ki enerjisini atamazlar ise yapacakları bir şey yoksa bu yollara başvurabiliyorlar. Ne yapacaksınız? Spor sahaları yapacaksınız. Yüzme havuzları yapacaksınız. Spor kompleksleri ağırlık vermemiz gerekiyor. Hı hı. Yani her yerde MMA olması gerekiyor. Gençler ne orada mesela enerjisini atacaklar. Okuldan çıkanlar, okul çıkışı olsun ya da hafta sonları mesela gidip bizim mesela o mesire alanı var belli bazı yerler ama onları yeterli değil. İnsanlar çıkacaklar, yürüyüşünü yapacaklar, sporunu yapacaklar, gezinti yapacaklar, yüzme havuzuna gidip yüzecekler, sporla uğraşacaklar, vakit geçirecekler. Bir kere en önemli konu budur. İnsanlara mutlu bir yaşam sunmak budur. Bu büyükten küçüğe herkesin geçerli bir. Herkes buna ihtiyacı var. Mesela şu anda bahçeli evleri demin anlattım. Birçok semtimiz öyle. Şu anda park var mı orada insanların oturduğu? Maalesef yok. Yok değil mi? Yukarı gittiğimiz yeri belki Kasaptaşı'na gidiyoruz değil mi? Herkes oraya zaten yığılıyor. Ben ne diyorum? Bu tarz yerlerin çoğaltmak mümkündür bizim elimizde. Yani yüz ölçümü çok fazla bir yer. İkinci konu şimdi biz böyle bir mesela Urfa'nın en büyük problemlerden bir tanesi trafik problemi. Maalesef öyle. Zaten şu anda Abide Kavşağı önceden ben 10 yıl önceki programlarında yine aday adayı olduğumda Abide Kavşağı'nı ben o zaman eleştirmiştim. Yanlış demiştim. Sadece bir dal geç olarak yapılmıştı. Bunun yoncan yaprağı şeklinde yapmak da mümkündü. Bir televizyon kanalında bunu konuşmuştuk o zaman. Nasıl olacak demişti. Ya dedim bunu yapmak mümkündür. Hatta dedim yani kat kat kavşaklar da yapmamız mümkündür. Bu bir mühendislik olayıdır. Biz burada Abide Kavşağı'nda bir dal geçit yaptık. Batık yetmedi üzerine bir yama yaptık. Doğru mu? Ha bu bir kötü değil, bir çözümdür. Ama nedir? Geçici bir çözümdür. Kalıcı yama, bunun adı yama diyorum ben. Ha yaman gelecek, bu da yeterli olmayacaktır. Başka bir çözüm daha aranmaya başlanacaktır. Ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Anlatabilir miyim? Anladım. Yani bizim yapacağımız projeler ileriye dönük olmalı. Evet. Şimdi trafik problemden bahsettim değil mi şu anda? Bizim bir kere trafik yükünü ana arterlerde azaltmamız lazım. Bu biraz da bize belediyenin, yetkili makamların işidir. Halkın burada bir suçu, günahı yoktur. Ne mesela? Örneğin şu anda ben olsam Büyükşehir Belediye binasını merkezden çıkarırım, şehrin dışında bir yerde yaparım. Yani şehrin göbeğinde Büyükşehir Belediyesi'nin olmasının bir gereği var mıdır? Yoktur. Olmasına gerek yok.
Doğru mu acaba söylüyorum? Şimdi siz oraya yapınca halkın tamam oraya gelecek. Trafik yükünü artırıyor. Ondan milletin gerçekten yani bunu herkesin acil işi oluyor, yetiştirmez gereken işleri oluyor. Ya bu insanın sinirlerini, moralini bozmaya gerek yok. Buna hakkımız yok yani bizim elimizde. Yani belediye örneğini verdim. Bunu buna benzer başka kurumlar da var zaten. Ben diyorum ki bu kurumlarımızın tamamını şehir dışına çıkarmamız gerekiyor diyorum. O zaman şehirdeki trafik yükünü azaltmamış oluyoruz. İnsanlar gelmiş olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda mesela hafta sonları özellikle Balıklı yol tarafı tamamıyla trafik kilitleniyor. Değil mi? Biz orada ne yapma? İnsanlar oraya gittiği yerler varsa oradan çıkarmamız gerekiyor. Kurumları uzaklaştırmamız gerekiyor. Ana arterlerde hemen söz ediyorum yani. Evet. Şehri bir de genişletmemiz gerekiyor bizim. Biz şu anda gelmişiz, sıkıştırmışız. Daracık yere. Herkes o tarafa geliyor. Gerek yok. Ben böyle düşünüyorum yani. Mesela basit bir şey söyleyeceğim. Ben bahsedeyim mi? Kasaptaşı örneğini verdim. Evet. Tugay'ın yeri var mesela. Tugay'ın yeri mesela değil mi? Geniş bir alan. Hatta bir ara gündeme gelmişti. Bunu bizim Tugay'ı dışarıya taşıyıp o tarafları tamamı şehre kazandırma şansımız var. Ama ne olarak? Öyle biz yapı olarak değil de imara açarak değil ha bunu söylemeye çalışıyorum. Yeşil alan olarak. Tabii yani yeşil alan park olacak. Yani orada bakın siz orada göletler, Osman Bey kamusunda yaptığımız gibi göletler yapacağız, su havuzları yapacağız, su kanalları yapacağız, yeşillendirme yapacağız. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar orada hafta sonu insanlar bile tamamıyla hafta sonunu dört gözle iple çektikleri bir yer proje haline gelmesi gerekiyor. Çeşitli orada etkinlikler yapabilir, sosyal projeler yapabilir, amfiteyatro yaparsınız, açık hava sinemaları yapabilirsiniz, gösterilerini yapılacak yerler yapar, geniş bir alan. Bu bizim elimizde. Ama biz bunu yapmıyoruz. Ama emin olun Antep'te olsa yaparlar. Şu anda Gaziantep'te olsa yaparlar. Evet. Hep Gaziantep örneğini veriyoruz ya. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu sadece nedir? İnsanların istemesi ve arkasında durması istemesi. Ben istiyorum ki Urfa evet. halkımız sormasını, sorgulamasını bilsin ya. Evet. Allah için ya. Şimdi Sedat Bey, özür diliyorum. Estağfurullah, buyurun. Şimdi siz diyorsunuz ki seçildiğim takdirde Haran Üniversitesi Osman Bey kampüsünde gösterdiğim başarıyı kentsel dönüşümde göstereceğim. Bir de belediyecilik aynı zamanda kültür, sanat, turizm, tarım alanlarında da faaliyetler yürütmeyi gerektiren bir kurum. Hı hı. Bu konuda da projeleriniz var mı? Elbette. Demin ben saydım ya, Urfa merkezden söz ettim ya, emin olun tamamı ilçeler içinde geçerli. Tüm ilçeler içinde geçerli. Bir kere bak ne, her ilçede dedim ya park olması gerekiyor. İlçe diye göz ardı etmeyeceksiniz, o da bir şehirdir. İlçe merkezi de şehir merkezi demektir. Ben örneğin şunu söylüyorum, bir kere her Urfa merkezden ilçelerin tamamına ana yol yok mudur? Sağına soluna boydan boya ağaç çekilecek. Ben bunu şu anda söylüyorum ya, yetkili olanlar da yani benim başkan olup olmamam önemli değil. Yetkili olan bunu yapsın ya. 10 yıl önce dile getirdim. Bu şekilde anlattım. Yapıldı. Nereler yap? Mesela havaalanına kadar yapıldı. Evet. Üniversiteye kadar yapıldı. Abide Toki'ye kadar yapıldı. Biz söyledikten sonra yapıldı. Bakın biz söyledik sonra yapıldı. Mesela şehir merkezi dereler ıslah edildi. Biz derelerin ıslah edilmesinden söz ettik. Su aktırmasından söz ettik, yapıldı. Bu nedir? Halkı bilinçlendirmedir ve yetkili olanları bilinçlendirmedir. Yani yanlış anlamayın. Ben çok zeki, çok akıllı, çok iyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ama ben bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Ha, diyorum bunları yapmak mümkündür. Şimdi diyeceksiniz mesela neden yapmıyorlar? Her şeyi siz düşünemeyebilirsiniz. Bizim mesela mevcut belediye başkanlarımız, öncekiler mesela avukatlık olan insanlar var değil mi? Avukat. Güzel mesleğinde başarılı insanlar, iyi hukukçulardır. Ama ben diyorum ki hukukçu olan ama ekip önemlidir. Yönlendirecek CEO değiller şirketler demek. Evet. Şu anda ben bir nevi CEO'luk diyorum mesela. Bunları yapmamız gerekiyor diyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Yani biri bunu yapalım derse yapılacak. Ben şu anda bunu söylemeye çalışıyorum. Zor bir şey değil. Çünkü ödenek 14 katrilyondan bahsediyoruz. Yani bu para nereye gidecek? Ciddi projelere, ciddi yatırımlar harcamazsanız yani gereksiz ve de çok da önemli olmayan projeler oraya harcayacaksınız. Ben bunu söylüyorum. Yani kısacası Urfa'yı 13 ilçesiyle beraber, bakın 13 ilçesiyle beraber, hatta buna köyle, kırsal yerlerde mahalle, artık köy diye bir şey kalmadı biliyorsunuz. Evet. Komple neye döndü? Mahalleye döndü, sokak döndü. Bir bütün olarak diyorum,
topyekun bir modern bir hale getirelim diyorum. Yani çünkü Urfa tarım bölgesi. Yani şu anda DSİ mesela şu anda ne yaptı? Sulama hatları çekildi. Sulamaları yapılıyor mesela. Ciddi projeleri yapılıyor. Arıtması olmayan ilçelerde mesela arıtmaların yapılmasına önem göstermemiz gerekiyor. İşme suyu olmayanlara işme suyu, kanalizasyon hatları yoksa bunlara altyapı yapmamız gerekiyor. Evet. Yani tüm ilçeler, hatta buna mahallelerde bir bütün olarak diyorum bir kalkındıralım. Yani Urfa, Güneydoğu'da bile bir örnek olsun diyorum. GAP'ın başkenti Şanlıurfa'yı bu hale getirmemiz mümkündür. Ama çok ya böyle hani at arabasıyla gitmek var. Yani yaya gitmek var. At arabasıyla var. Arabayla gitmek var, trenle gitmek var, uçakla gitmek var. Ben diyorum bu bizim elimizde. Evet. Direksiyonda yani, biz varız. Hizmetler daha da hızlansın. Tabii yakıt var. Araç da var. Sadece bunu gaza basıp gitmek var. Bu bizim elimizde. Ama eğer bunu düşünecek şeyiniz yoksa yetersiniz yerinde kalır. Evet. Telepati kalır. Ben bunu söylemeye çalışıyorum yani. Sedat Bey, şimdi seçim çalışmaları kapsamında işte vatandaşlarla görüşüyorsunuz, esnafla görüşüyorsunuz, STK'larla görüşüyorsunuz. Geri dönüşler nasıl? Vatandaşın size teveccühü nasıl? Ben şunu soruyorum önce. Tabii anketler de, ben bunu, herkes de bunu biliyor, sizler de duymuşsunuz. Anketler falan yapılıyor. Yani önce diyorlar, nasıl? Hizmetler nasıl? Şimdi herkes eline bakın. Şu anda sizi de yetki verili belediye başkanı siz de olsanız ve de bize çay servisi yapan arkadaşımız da belediye başkanı olsa emin olun, iyi niyetiyle eline geleni yapar. Yaparsınız. Kimse yapmıyorum. Görevden kimse kaçmaz. Yapar. Hatta gece gündüz yapar. Elinden geleni yapar. Ama ne kadar yapar biliyor musunuz? Bildiği kadar. Tecrübesi kadar. Kapasitesi kadar. Öngörüsü kadar yapar. Herkes bir şeyler yapmaya çalışır. Ama genel itibar, kimse kötü, kimse yani herkes vatana düşkün, bayrağına evet. düşkün, herkes halkını seviyor. Bu bizim ülkemiz. Bizim evet. şey burada yaşıyoruz. İyi niyetle herkes yapmaya çalışıyor. Ama ben de diyorum ki yeter, herkes şu anda mesela yani daha iyi olabilir diye yorumlar yapılıyor. Evet. Şikayetler yapılıyor. Eksikler tek tek bize sıralanıyor ziyaret ettiğim yerlerde. Mesela diyorlar ki mesela kendim için mesela ben Şanlıurfa'yı madem yönetmeye talip olmuşsam dedim ya hem inşaat yüksek mühendisiyim, teknik. Hem işletme fakültesi ekonomist hem de adalet, hukukta tecrübem var. Bu şehri yönetmeye talibim diyorum. Bunu yapacak belgelerim var. Eğitimini evet. almışım. Tecrübem de var diyorum. Bunu yapabilirim diyorum. Ha yaparken bir de bir daha bir şey daha söyleyeceğim. En başta lütfen. Bir soru sordunuz ya ekibinizle beraber. Şimdi İshak Bey ekip önemli ama siz sadece bile bir odada oturun masa başı 3-5 tane ekibinizle daire başkanı, şube müdürleri, mühendislerle oturup karar vermek de yeterli değil. Bu şehrin dengeleri var. İl ilçe. Siz bir kere yetkili yani STK'larla bir araya gelmeniz gerekiyor. STK'larla sık sık bakın toplantılar yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde medya kuruluşlarıyla bir araya gelmeniz gerekiyor. Toplantılar yapmamız gerekiyor onlarla. Onların çünkü onların fikirleri çok önemlidir. Onlar sizi yönlendirirler. Onlar birebir herkesle sık sık muhatap oldukları için onlar bize her şeyi aktarırlar. Biz onlar bizim bir nevi yani şey olacak. Onlardan bilgi alacağız. Yani haklarımızdaki köprüdür onlar. Tabii halkla birebir halkla görüşeceğiz de ya halkla içeceğiz köprüye gerek yok ama bilgi anlamında onlardan bazı tiyoları bilgiler almamız mümkündür. O anlamda söylemeye evet, çalışıyoruz. Evet. Halklarda köprüye ihtiyacımız yok. Halkla beraberiz. Ama ne olacak? Daha halkın sesini bize daha çabuk, daha kaçırdığımız bazı notları bize iletme şansınız var. Ben o yüzden burada tüm STK'ları kesinlikle önemsiyorum. STK'ları tamamını bakın önemsiyorum. Hepsiyle beraber oturup çünkü toplantı yaparız. Notlarımızı alırız. Aynı şekilde medya kuruluşlarıyla toplantılarımızı sık sık yapacağız. Öyle göstermelik reklam olsun ya da yaptığımız çalışmaları göstermek için değil. Ciddi bir şekilde oturacağız, onlarla çalışacağız. Davet edeceğiz. Bir ara geleceğiz ya da biz yanlarına gidip bir yerde toplanacağız, toplantılarımı yapacağız. Yani şehri mesela bir Enver Sedat Cihalize'de yönetmeyecek. İshak Polat da yönetecek. İbrahim Polat da yönetecek. Ortak bir Vesel akıllı. Polat da yönetecek. Yani ortak akıl hep beraber yöneteceğiz. Bunu samimi söylüyorum yani. Ya diğer türlü sizin başarılı olma şansınız yoktur. Evet. Müzakere etmek zaten bizim sünnettir istişare etmek. Dinimize de var zaten. Aile için nasıl istişare ediliyorsa, şirketler nasıl oturup beraber istişare ediyorlarsa ben de diyorum ki biz komple herkese ileri gelen eski belediye başkanlarımıza da görüşürüz.
Bakın öyle şeyimiz yoktur. Evet. Kalbimiz herkese açıktır. Olursa, Allah kısmet derse. Hizmet bir nasip, kısmet işidir gerçekten. Evet. Mesela sadaka vermeniz de nasiptir. Siz çok zengin olun. Emin olun var ya, bir sadaka vermek de kısmettir. Yoksa veremezsiniz. Eliniz varmaz. Sadaka vermek, iyilik yapmak, hizmet etmek, hepsi bir nasip, kısmet işidir. Allah herkese nasip etsin. Evet. Ama hizmet etmek için ki başkan yetkili makama gelmenize gerek yok. Her türlü hizmet yapılabilir. Toplum kalitesi bu şekilde ortaya çıkar. Şehirler, ülke bu şekilde kalkınır zaten. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yani hep beraber ortak akılla 2,5 milyon Urfalı STK'larıyla, medya kurum kuruluşlarıyla, tüm mühendisleriyle, mimarlarıyla, meslektaşlarımız, tüm mesleklerin tamamı, sanayicisiyle, esnafıyla hep beraber şehri yöneteceğiz. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Sedat Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programımız kapsamında geldiniz. Bize de katkı sundunuz. Projelerinizi, işte neden aday olduğunuzu anlattınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli Kalp Gündemi izleyicileri, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan aday İnşaat Yüksek Mühendisi Enver Sedat Yahlizade'yi konuk ettik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.